Faruk Bey, hoş geldiniz. Özlettiniz. Fikret geldi mi? Gelmedi. Ama rezervasyonunuz yapıldı. Aha. Buyurun. Masanız burası. Teşekkürler. Kız burayı nereden bulmuş ya? Aa. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Rezervasyonunuz var mıydı? Bir arkadaşımla buluşacaktım. İsim nedir? Gerek kalmadı, sağ ol. Böyle çocuksu şeylere gerek var mı gerçekten? Telefon etsen insan gibi konuşuruz. Konuşmak isteseydim arardım. Belli ki birilerinin oyununa gelmişiz. Peki, ben seni tutmayayım o zaman. Süreyya. Lütfen kalır mısın? Madem birileri böyle bir organizasyon yapmış, boşa gitmesin bari. Evet, seninle konuşacaktım. Ama sakinleşmeyi bekledim. Lütfen otur. Beni lütfen. Evet. Ne evet? Sen oturttun beni buraya. Bana anlatmak isteyeceğim bir şeyler vardı diye düşünüyorum. Hatta anlatmak zorunda olduğum şeyler. Dinliyorum. Ne gibi? Bugün yanıma yolladığın palyaço gibi mesela. 2,5 milyon TL'lik tazminatı istemek için yolladığın herif. O palyaço dediğim benim avukatım. Eğer seni güldürdüyse bir şey yapamayacağım bu konuda. Eğlendim. Böyle gereksiz kendine güveni, ukalalığı falan. Hı. Gerçekten çok komik. Metindeki şaka anlayışınıza değinmiyorum bile. Ve şu an açıklamanı da merakla bekliyorum. Protokol gayet açık yazılmış zaten Faruk. Okusan bana sormak zorunda kalmazsın. Yani ne gibi bir açıklama bekliyorsun anlamadım benden. Sen bir gün içinde Prag'daki bütün düzenini bozup buraya geliyorsun. Aynı gün bir avukat buluyorsun. Ve yine aynı gün o protokol denen destanı hazırlıyorsun. Doğru mu, yanlış mı söylüyorum? Buna mı inanayım yani? Evet, buna inan. Karar verdikten sonra her şey zaten çok çabuk ilerliyor Faruk. Arkadaşımla... Süreyya, benim emrimde bir ordu dolusu avukat çalışıyor. Ve ben bir günde böyle bir protokol hazırlayamam. Bravo valla. Gerçekten ikna oldum. 2 aydır böyle bir şey planlamadım. Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Sen bir senaryo yazmışsın, zaten içinde yaşıyorsun Faruk. Neyi tartışıyoruz? Zaten ben istiyorum ya. Süreyya, otur. Sana onca şey anlattıktan sonra, bu saçma sapan kepazeliklerden sonra hala suçlu olan, senaryo yazan ben miyim? Allah aşkına ben miyim? Senin bu yaptıklarını söylemiyorum bile. Süreyya, benimle konuşmak zorundasın. Ne söyleyeyim istersin Faruk? Ne diyeyim, sen söyle ben tekrarlayayım. Nasıl olsa bütün dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Yapma Allah aşkına Süreyya. Biz evli olduğumuz süre içinde seni mutlu etmek için uğraştım ben hep. Uğraşmasaydın. Sadece yalan söylemeyecektin bana, bu kadar. Sen,
Sen nasıl söylersin bunları ya? Sana onca şey anlattım. Sen hala nasıl böyle düşünebilirsin? Seni kim dolduruyor? Kim dolduracak beni ya? Benim kendi zekam yok mu? Benim hayatımla ilgili karar verme şansım yok mu benim? Senin aklın karışmış Süreyya. Sana tavsiyem geç olmadan da. Farkında değilsin ama bir kalemde bütün yaşadıklarımızı silip atıyorsun. Begüm'de kalmak üzere olan biri mi söylüyor bunu bana? Ben sadece dürüst insanlarla konuşurum Faruk. O da sen değilsin zaten. Pardon, taksi çağırır mısınız bir tane? Hemen çağırırım. Acil ama. Güvenmeyin, güvenlik noktasına acil bir taksi. Kimden duydun? Begüm'de kalacağını kim söyledi sana? Kalacak mısın, kalmayacak mısın? Kim söyledi? Ben cevabımı aldım. Kimin söylediğinin hiçbir önemi yok artık. Hayatımdan çıkıp gitmek için bu kadar can atarken ne yaptığını öğrenmeye mi çalışıyorsun yani? Hem manyağım çünkü ben zaten. Tabii gittim Fırat'a, acaba senden nasıl nafaka koparım diye düşündüm değil mi? Onu yaptıysam peşine adam da takmışımdır ben. Haklısın. Zaten Can söylemişti insanları boşanırken tanırsın diye. Haklıymış. Taksi nerede? Taksi bekliyoruz burada. Hemen geliyor hanımefendi. Neden buradasın? Arkadaşımın düğünü var çünkü. Açıklamam bu kadar basit yani. Evet, bu kadar basit. Sen zaten karışık olan tarafsın, ben düz. Protokolü imzalarsan daha kolay olacak her şey. Taksiniz geldi. Tamam, tamam. Gidebiliriz. Ne oldu kuzum? Ne dedi Bade? Ne işler? Şimdi deyin. Allah aşkına ya. Bir yüzümü gözümü yıkayayım, öyle konuşuruz. Başka bir yolu yok. Biz acele ettik. Düşünemedik. Benim Begüm'de kalacağımı biri ona ispiyonlamayacağına göre ya beni takip ediyor ya da Bade'yi sıkıştırıyor. Kesin. Yani olabilir. Bence de. Yok be abi, Süreyya, sen nasıl bir kalemde silip atsın ki? Yani teyzenin de bir bildiği var tabii. Ya bence de bak, bu kız ne yapıyorsa inadından yapıyor. Hani bak, şimdi öfkede akıl olmaz derler ya. Sizinkinde hiç olmuyor Allah için. Ya birbirinizi gördüğünüzden beri firardaysa demek aklınız artık. Bana malum olmuş. Gördün bak, gitme dedim sana o kadar. Ya ben seni niye araştırayım ya? Gün gün takip ediyormuşum ben onu. Lafa bak, lafa. Hah bak, buyur. Boşuna demiyorum uzak dur diye. O Gülistan'ı var ya, o Esma cadısı çıkarttı karşıda. Sırf sinirin zıplasın diye. Belki Faruk yaptırdı, nereden biliyorsun? Belki özellikle Begüm'le görüştüğünü anlamam için yaptı. Ha? Ya bir de o halleri yok mu, o halleri? Allah'ım deli olacağım ya. Hangi halleri be? Ya görmen lazım kızım, görmen lazım. İnanamazsın. Ya böyle bir rahat haller. Böyle küçük dağları ben yarattım. Dünya benim halleri. Böyle devamlı bıyık altı bir gülümseme, gözümün içine baka baka inadıma yapar gibi ya. O kadar kolaydı çünkü değil mi? Ben hemen eriyeceğim senin karşında. Aptal. Ya Faruk, aşkta gurur olmaz. Yani bari sen şey yapma ya. Kız belli ki işte tükürdüğünü yalayamıyor. Şu cins avukatı bir araştırsan Allah aşkına. Bunu gerçekten de Adem mi ayarlamış? Bu avukat mı bunun kafasına giriyor da karıştırıyor? Bir öğren. Yok abi, hiç sanmam ya. Ama ben yine de bir bakayım senin için. Ya tamam, şimdi oysa da değilse de hani biz en kötü senaryoyu göre düşünelim. Davayı da tazminatlı ısrar ederse ne yapacaksın? İstemez. Hayırlısı. Abi Esma Sultan bunu bir öğrenirse var ya, bak sana yemin ediyorum hepimizin canını okur. Ne ima ettiğini anlıyorsun değil mi teyze, ne demeye çalıştığını? Çünkü ben manyağım, ta Prag'a kadar gittim. Ne alabilirim acaba, ne koparabilirim tazminattan diye düşünüyorum. Ya ben böyle küçük hesaplar yapan biri miyim Allah aşkına ya? Kuzu sen gidip bir yatsana ya, beynin yandı iyice senin. Sen kilitlenirsin. Böyle bir şey olduğu zaman böyle kalıyorsun, ben biliyorum ama ben öyle değilim. Adrenalin çıkıyor, çenemi vuruyor benim. Yok, ben yapamıyorum işte öyle. Söyleyemiyorum ağzıma geleni. Zaten kalıyorum.
Ya böyle ağzıma geleni çat diye yapıştıramıyorum ki orada. Sonra oturuyorum düşünüyorum, öyle mi deseydim, böyle mi deseydim, şunu mu yapsaydım, aptal gibi. Vallahi bilmiyorum ya, bence öyle oyuna gelme falan yok. Yani hatta bizzat Bade'ye kendi söylemiş seni çağırsın diye. Gibi geliyor bana. Bence de aşık adam kesin. Ha, çok aşık, çok. Acayip aşık. Ya ben ne görüyorum söyleyeyim mi teyze? Adam bayağı parasının peşinde ya, ben umrunda falan değilim onun ya. Yani böyle o rahat haller, o cool tavırlar, oturması, kalkması, yemek yemesi, saçlar başlar, her şey yapılı. Ulan deli olacağım ya. Fikret. Akif hoş geldin. Hoş gördük. Hayırdır, yemekten mi geliyorsunuz? Hı. İkimiz de bayağı mayıştık. İyi geceler size. İyi geceler. Yok yok, sen kocanı bırak, kocan bir gelsin. Biz şu Adem düğünün meselesini bir konuşalım, gel bak. Vallahi abi bak, benim bir suçum yok. Lütfen yani Murat'la ona sor. Gerçekten ben sadece basit bir iştirakçıyım yani. Tabii canım, gerçekten. Tabii zaten hep ben kazandıkıyım, zaten hep ben kaynıyım. Ya daha ben şimdi harını aldım, yalan mı? Eh be kardeşim, sen niye uyuyorsun bunlara? Merak etme, ben gerekeni yaparım. Ne oluyor, siz bir kaş göz işareti falan yapıyorsunuz, benim anlamadığım... Yok, şey o, düğüne şey yapacağız mı, şey yapmayacağız mı, onu... Ne oldu o, gidiyor mu işin, ne oluyor? Tamam, anlaşıldı. Siz nasıl şey yapacağınızı o zaman konuşun, ben sizi yalnız bırakayım, tamam? Tamam, geleceğim, tamam, sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hayır. Geliyorum hemen. Tamam, anladım, evet. Yalnız olduğuna göre planımız işlememiş. Ben şöyle kısaca o zaman azarımı yiyeyim. Ondan sonra eşim bekler, malum hamilede. Yavaştan odama.
deli kız bile evleniyorsa dünyada düzelmeyecek şey yoktur bu süre. Öyle mi diyorsun teyze ya? Dedim bile. Zannediyorum. Adem aramış, 5 kere aramış ya gece Adem. Hadi tamam, biz yoldan tamam. Ararız. Hadi geç. Beni de aradı, Uyuyor dedim. Ha, ben açarım. Tamam, teyze kızın ayakkabıları var dedi. Nerede ayakkabılar? Dolabın yanında teyzeciğim, Allah Allah. Tamam be. Ay evet. Selam. Düğün için gayet deneysel bir tarz olmuş. İyi ama ben sevmiyorum. Ya ne var tarzında? Düğün, kuaföre gidiyoruz düğün öncesi işte. Efendim nasıl yardımcı olayım, hayırdır? Hayır abi, mekana geçerken uğradım. Mekana gitmek için çok erken değil mi ya? Sound check, prova falan anca yetişir yani. Ben sandığın kadar tedbirsiz bir değilim. Tamam, çok güzel. Aferin almaya geldiysen aferin. Çok başarılısın. Gidebilir miyim? Şimdi işim var. Ailenizin hazırı olarak bir şeye ihtiyacınız var mı? Onu sormaya geldim aslında. Yok, hayır. Biz her şeyi hallettik. Sen düğünde hangi şarkıyı söyleyeceksin? Söyle de biz de repertuarı alalım. Ben şarkı söylemeyeyim orada ya. Nasıl yani? Müzikle birlikte yol aldın, kardeşim dediğin. Hatta beraber okul açtığın, en yakın arkadaşın en özel gününde şarkı söylemeyeceksin ha? Vallahi kendine bir açıklaman varsa ben de bunu duymak isterim açıkçası. Tamam, ben bir düşüneyim, haber vereyim. Tamam mı? İyi, hadi. Görüşürüz, hadi bay bay. Kim gelmiş? Dilara'cığım, gözün aydın, müzisyenlerin iş başında, hiç merak etme. Hadi çık hadi. Tamam. Efendim. Kızım, hazır mısın? Hazır mıyım? Hazır mıyım? Çok güzel gözüküyorsun. Kusura yapma. Sakın. İyi ki varsın Süreyya. Çok seviyorum seni. Ben de seni. Ay. Dur ağlama, makyajım bozulacak. Çok iyi gözüküyorsun valla. Tamam. Bak ben gideyim orkestraya bakayım. Sen sakin ol burada, tamam mı? Tamam, tadını çıkar. Nefes al, nefes ver. Vay, gül kedisi prenses olmuş. Sağ ol. Ben de sana geliyordum. Yani ben saati sormaya... Ha, biz hazırız. Tamam, o zaman beraber geçelim. Ha yok, sen git. Ben bizimkileri alayım, öyle geleyim. Tamam. Okey. Hadi kolay gelsin, iyi şanslar. Sağ ol. Ayrılmayın. Ay, şey.
Hoş geldiniz. Şahitlerimizi alalım. Dairemize yapmış olduğunuz evlenme müracaatını inceledik. Ya işte yılların hatırını bilmeyen adam iki günde hatır şinası olmuş. Şahitler ve davetler önünde sözlü olarak beyan ederseniz evlenme akdinizi gerçekleştireceğim. Siz Dilara Hanım, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi aranızda adet bir eşit olarak Thank you.